Radyo dalgaları elektromanyetik spektrumun bir parçasıdır. Aynı zamanda X ışını ve görünür ışık da içerir. Elektromanyetik spektrum, görünebilen ışık ve görünemez ışın türlerinin dalga boyu sırasına göre dizilişidir. Radyo dalgalarının üretilmesi elektrik ile manyetizma arasındaki ilişkiyi kullanır. Devre, iletime girdikten sonra bir pil ve bir manyetik pusula bu devrede birleştirilirse pusula iğnesi hareket eder. Yaratılan manyetik alan, yerleştirilen başka bir devrede tespit edilebilir. Radyo dalgaları bu şekilde güçlü vericilerle uzaya gider veya çok uzak mesafelere gönderilir. Daha sonra alıcı antenlerle toplanır. Karmaşık sinyaller göndermek için modülasyon yoluyla sürekli olarak değiştirilen bir sinüs dalgası kullanılabilir. Dalganın yüksekliği veya genliği değişken veya sık olabilir. Hertz cinsinden saniyedeki dalga tepeleri sayılabilir. Ve değişken modellerle mesaj taşınabilir. Dalga boyu, dalga tepeleri arasındaki mesafedir ve radyo dalgalarına özgün olarak genellikle yüzlerce metre kadardır. Ancak frekans saniyede milyonlarca dalgadır. Çünkü radyo ışık hızıyla yol almaktadır. Çevremizde çok sayıda radyo dalgası var ve yürürken hepsine çarpıyoruz. Bu yüzden bir alıcının belirli bir sinyali izole etmek için bir kanal arayıcıya sahip olması gerekir. Modern dijital radyo, sinyali alıcıda ses haline getirilen sayılar olarak kodlanan parçalara böler. Bu yüzden analog radyodan çok daha geniş frekans bantları üzerinden iletim sağlanır. Bu daha güvenilir bir sinyal verir ve bir dijital sinyalin aynı anda birçok programı taşıyabileceği anlamına gelir. Radyo frekans bantları farklı amaçlar için ayrılmış durumdadır. Örneğin televizyon, radyodan daha yüksek frekans kullanıyor.